Derin Maviliklerden hepinize selamlar. Arkadaşlar gördüğünüz video arşivden ve bunun gibi birçok videolar var. Daha önceden gün yüzüne çıkartmadığım. Bunları teker teker yayınlayıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonuç itibariyle güzel avlar olduğunu düşünüyorum. Hazırsanız nefes tutmaya başlayabilirsiniz. Çünkü ben tutmaya başlayalı 30 saniye oldu. Siz nefes tutarken ben bu mera ile ilgili güzel bilgiler vermek istiyorum. Burası geçiş noktası olmasa da güzel bir mera. Birden derinleşen meralar. Gördüğünüz üzere sinerit palazları geliyor gidiyor. Her biri ortalama 750 gram civarlarında. Atmıyorum, orada gridaları da görüyorsunuz. Taş altına girenleri. Burası geçiş noktası olmasa da güzel bir mera ve güzel irsoflar gördüm. Irsof ne diyecek arkadaşlar olabilir? Ben özetleyeyim. Irsof çupranın büyüğü, daha irisine verilen ad. Bazı balıklar büyüdükçe isimleri değişebiliyor, bilginiz olsun. Şimdi yönümü ileri doğru veriyorum. Neden? Çünkü ileride çok güzel sürü görüyorum. Ben de biraz daha taşın arkasına gitmek için hamlemi yapıyorum ve taşın arkasına gidiyorum. Oldukça muhteşem sürüler vardı. Palazları gördünüz. Palazlar ve devamlı olarak çoktu. Kolektif olarak bunlarla beraber farklı balıklara saldıran baraküdalar. Geçiş noktası olmasa da güzel bir nokta. Yemlik balık olan bir nokta. Ve artık 2 dakikada ben balığı vurmuş bulunmaktayım. Çiftlemeye çalıştım arkadaşlar ama olmadı. Olsun, çiftlemesem de güzel bir balık aldığımı düşünüyorum. Burada irsoflar vardı arkadaşlar. Onlara değinmek istiyorum. İrsoflara beklerken haliyle fazla da beklemeden, çok da kendimi zorlamadan direktmen yukarı doğru çıktım ve güzel baraküdeyi alıp avıma devam etmeye başladım. Şimdi arkadaşlar buradaki dalacağımız nokta 18 metre. Az önceki metrede 12 metreydi. Burada aşağı inerken çok güzel bir nokta. Evet, geçiş noktası burası da. Çok güzel akyaların olduğu bir mera burası da. Muhteşem balıklar gördüm inerken. Evet, yavaşlattım hatta. Akya palazlarını görüyorsunuz. Ama öyle bir kuyruk vuruşları vardı ki inanılmaz derecede dehşet vericiydi. Yani benim onlara ışık tutmamla onların kaçmaları bir oldu diyebilirim. Bu merada beklememdeki sebep de yeniden gelirler umuduyla bayağı bir bekledim. Akya, yani kuzu balığına neden ışık tuttum hemen söyleyeyim. Arkadaşlar akya parlak şeyleri çok sever. Bunun için onlara elinizdeki fenerle ışık tutacak olursanız size tepki verecektir. Size doğru yanaşacaktır ya da ikinci seçenek kaçacaktır. Ama büyük olasılıkla merak uyandırdığı için, avcı da bir balık olduğu için size doğru hamle yapacağından emin olabilirsiniz. Farklı bir akyaya yaklaşma tarzı da var. Bunlar korkusuz ve avcı balık olduğu için siz ne yaparsanız yapın sizden dikkatini çekecek olursanız eğer size hamlesini yapıp size gelecektir. Biraz önceki taşa yeniden dalış yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ses çıkartıyorum. Henüz taşa inmeden güzel ses çıkarmaya çalışıyorum. Yani burada gırtlak sesi yaparsanız 2 tane seçeneğiniz var. Ya dip sürenizden feragat edeceksiniz ya da balığın dikkatini çekmek için daha az süreler durup balığı daha erken gelmesine neden olacaksınız. Ama bu da bir
avcılık cinsi olduğundan dolayı gırtlak sesi çıkarmak yani yapmak sizin dip sürenizi kısaltacaktır. Çünkü buradaki kasları oynatmanız inanılmaz derecede enerji tüketimine sebep oluyor. Bekliyorum burada, bayağı bekledim. Balığı gördüm ileride. Çok güzel bir balıktı. Ama balığın dikkatini bir türlü ben çekemedim. Burada benden bayağı bir uzak gitti. Yaklaştırmış olsam da çok çok uzak, gördüğünüz gibi. Bayağı beni tırıs geçti gitti. Ama anında ben elimdeki feneri yaktım arkasından dikkat çekmesi için. Burada kesinlikle agasyon, yani gırtlak sesi vesaire yapmadım. Gördüğünüz gibi fenerimi yaktım ve inanılmaz derecede hızlı bir şekilde geldi. Ve o artık benim. Akyayı görmem, vurmam vesaireler yaklaşık yine 2 küsür dakika oldu. Ama burada dakika çok çok önemli değil. Balığın gelmesi önemliydi. Tabii ki dakikalarda önemli mi? Dip süresi önemli mi? Kesinlikle önemli. Yani bazen büyük ödüller, büyük nefesler tüketmeye neden oluyor desem yalan konuşmamış olurum. Güzel bir akyaydı arkadaşlar. 17 kiloluk bir akyaydı. Güzel bir dip süresi ve güzel agaşonla ve size söylediğim o fener taktiğiyle vurulmuş olan çok güzel bir balık. Işık terste olduğu için çok güzel görüntü olmadı. Görüyorsunuz, muhteşem bir balıkla size yeniden veda diyorum. Başka bir videoda başka güzel bilgilerle yine sizlerle olacağım. Sevgiyle kalın, maviyle kalın, kendinize iyi bakın.